Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Bakan Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ye ait Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisinde incelemelerde bulundu. Tesisin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin bilgi alan Dönmez, Silivri açıklarında yer alan sondaj platformunu da ziyaret etti. Dönmez, Anadolu Ajansı muhabirine yeraltı gaz depolama tesislerinin doğal gazın arz güvenliğinde kritik önem taşıyan stratejik altyapı tesisleri olduğunu söyledi. Özellikle talebin yoğun olduğu kış günlerinde yazın depolanan doğal gazın bu tesisler aracılığıyla sisteme geri verildiğini aktaran Dönmez, bu şekilde arz talep dengesinin sağlandığını anlattı dönmez, yaklaşık 2 yıl önce mevcut doğal gaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik başlatılan çalışmalara ilişkin, 2,8 milyar metreküplük depolama kapasitesini bu çalışmalarla 4,6 milyar metreküpe çıkaracağız Tuzgölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisinde de devam eden bir çalışmamız var. Orada şu anda 1,2 milyar metreküplük depolama kapasitemiz var. Orası da 2023 yılında 5,4 milyar metreküpe çıkmış olacak. Toplamda iki depolama tesisinin kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak ve ülkede. Tükettiğimiz gazın yaklaşık %20'sini bu tesislerde depolayacağız. Değerlendirmesinde bulundu. Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında yüksek teknolojili bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çeken Dönmez şunları kaydetti. Sadece bu platformda 115 çalışanımız var. Diğer platformda da 115 çalışanımız var. Burada kullanılan sondaj teknikleri son teknolojiye göre yapılıyor. Yerin yaklaşık 2000 metre altına inerek rezervuar alanını Depo alanını geliştiriyoruz çalışan arkadaşlarımızın büyük kısmı da yerli insanımız, bu projede emeği geçen hem yüklenici firmada çalışan işçilerimize, mühendislerimize ve yöneticilerimize hem de projenin sahibi Botaş çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum bu yıl içerisinde. Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesini tamamlayacağız. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.